Farklı bir ülkeye yerleşme umudu ve yabancıların Türkiye'de yaşamasına olanak sağlayan formalite evlilikler dijital platformlara da taşındı. Uzmanlar, anlaşmalı evlilik ve evlendirme merkezi isimleriyle kurulan internet sitelerine karşı uyarıyor. Çünkü bu sitelerin çoğunluğu dolandırıcılık amacı taşıyor. Formalite evlilik internet kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital platformlara da taşındı. Sosyal medyada formalite evlilik, izdivaç, anlaşmalı evlilik ve evlendirme merkezi gibi isimlerle oluşturulan platformların çoğunun dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtiliyor. Vatandaşlığa geçmek isteyenler, Türklerle evlenmek isteyenlerin düştükleri bir tuzaktır. Hiçbir şekilde para yatırmasınlar çünkü paraları gidebilir. Bazı sosyal medya platformlarında formalite evliliklere ilişkin ilanlar veriliyor. Bu ilanların kimisi gerçek, kimisi ise dolandırıcılık amaçlı verilen ilanlar. Örneğin bir sosyal medya platformunda verilen ilan. Ücret karşılığında kağıt üzerinde kalacak anlaşmalı evlilik yapabilirim ifadeleriyle ilanı çıkmış. Bazı sosyal medya platformlarında da araştırma kısmına formalite evlilik yazdığınızda birçok kanal karşınıza çıkıyor. Bunun cezası da aslında 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası. Yani basit bir ceza olarak görünemez ve basit bir suç olarak da görünemez. Nitelikli dolandırıcılık neticede. Paylaşımlarda bazıları yurt dışına yerleşme amacıyla ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için yabancı uyruklularla para karşılığında anlaşmalı evlilik gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Bu şey hesap başka türlü müstahar isimlerle bile olsa bu kişiler istenildiği zaman siber suçlar istenildiği zaman bulabiliyorlar. Uzmanlar Türkiye'de Türk vatandaşlığı için yapılan evliliklerin gerçek olup olmadığının araştırıldığını söyledi bu evliliği sağladılar ben artık Türk vatandaşı olacağım. Hayır. Bu yetkili kurumların araştırmasını gerçek bir evlilik birliği var mı yok mu? Bunun araştırmasına gidilip ondan sonra eğer gerçek bir evlilik birliği varsa bu vatandaşlık veriliyor.